Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda görev testinin üçüncü görev olan üçüncü testini sizlerle beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda bir düzgün 32 genin bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı sorulmuş. Düzgün 32 gen yani kenar sayısı 32 olduğuna göre bir dış açının ölçüsü dış açı 3 360 bölü n idi. Evet Burada arkadaşlar e, n'in şöyle 360 bölü 32 diyelim veya sadeleştirdiğimizde 180 bölü 16 bir dış açısı daha fazla özetle sadeleşmedim. Şimdi burayı burada bir şey dikkat etmek istiyorum. Bunu bölmeye çalıştığınızda tam sayı çıkmayacak. Bakın bölmeye çalışmıyorum veya değerini bulmaya çalışmıyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bir Dış açının ölçüsüne, bu düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsüne alfa dediğimizde yani şu alfa dereceye eşit olur. Bir diğer ifade ile 16 çarpı alfa eşittir 180. Yani 16 tane alfa 180. Peki burada zaten bir alfamız var ve toplamı 180. O halde toplamı 180 olması için buraya 15 alfa kalması lazım. Yani alfanın değerini bulmaya çalışıp da rasyonel sayılarda uzun uzun işlemler yapmıyoruz. Bize de istenen zaten bir dış açısının iç açıya oranı alfa bölü 15 alfa yani 1 bölü 15 değeri elde edilmiş olur. İkinci sorumuzda bir düzgün altıgen verilmiş ve kare verilmiş. Şimdi yine arkadaşlar çok kullandığımız bir olay. Bu çok kullanılan bir soru tarzıdır. Düzgün altıgende Önce şunu bir hatırlayalım. Her bir açımızın ölçüsü 120 derece. Bunu zaten daha önce kullandık. Peki karenin bir açısının ölçüsü 90 derece. Buradaki açılar 90 derece olduğunu biliyoruz. 120'den 90 çıkardığımızda buradaki açının ölçüsünün 30 derece olduğunu biliyoruz. Ve şimdi çok önemli bir detay burada dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu sorularda çok kullanılır. Özellikle Birden fazla düzgün çokgen aynı anda verildiğinde mesela altıgen ve kare verilmiş burada ee, birden fazla düzgün çokgen verildiğinde bunun kenarlarının ortak olduğuna dikkat edelim. Bakın şu kenarın uzunluğu karenin şu kenarına, şu kenarına ve şu kenarına eşit. Hocam bunlar zaten biliyoruz. Bildiğimiz şeyi şekil üzerine aktarırsak burada bir ikiz kenarlık göreceğiz. Bakın buradaki e, şu kenarın uzunluğu diğer kenarların uzunluklarını da eşit mi? düzgün altıgenin kenarlarına. O halde burada bir AFK ikizkenar üçgeni görmüş olduk. Ve ikizkenar üçgenin bir açısının ölçüsü 30 derece ise diğer açılarının ölçüleri 75 buradaki açıda 75 derece olarak bulunur. Ve yine çok önemli bir özelliğimiz vardı. Onu hatırlatmak istiyorum. Düzgün altıgende, düzgün altıgende şu AF kenarı ile DC kenarı birbirine paralel olmak zorunda, DC ile AF kenarı paralel olmak zorunda. O halde iç ters açılardan veya Z kural dediğimiz kuraldan dolayı buradaki 75 derecelik açının ölçüsü buradaki açının ölçüsüne eşit olacaktır. O halde alfa açısı 75 derece bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuz yine çok önemli bir soru tarzıdır arkadaşlar. Sorularda şunla çok karşılaşacağız düzgün çokgen sorularında alakasız yerde verilen eşitlikler. Mesela bakın burada FB köşegeni ile DK kenarı DK doğru parçası eşit verilmiş. Hocam hiçbir alakası yok bununla. Nerede kullanacağız bunu? Nasıl kullanacağız? Olay şu şekilde kurgulamamız lazım. E, ve kendimize şu soruyu soralım. Bu tip sorularda bu kenarla bu köşegenin eşitliğini nasıl kullanabilirim acaba? yani bunlar nasıl ilişkili hale getirebiliriz? Hemen şu aklımıza gelmeli. DB köşegenini çizdiğimizde DB köşegeni ile FB'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Ve şurada 120 derecelik bir açımız vardı. Burasının 30 30 olduğunu biliyoruz ikizkenar üçgenden. Ve burada bir ikizkenar üçgen 55 derece ise şu açımızın toplamı da 55 derece. Buradaki bakın D, B, C, DBK ikizkenar üçgeni görelim. 55 55 daha 110. Buradaki açının ölçüsünü o halde 70 derece kalacaktır. X açısının ölçüsü de 30 derece çıkarırsam 40 derece bizden istenen X açısı bulunur. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıda bir bahçede oyun oynayan 6 çocuğun bulunduğu konumlar verilmiştir. Basit bir yeni nesil uygulama e, sorusu. A, B, C, D, E noktaları bir düzgün beşgenin D, E, F ise bir eşkenar üçgenin köşeleridir. Şimdi o halde A, B, C, D, E bir düzgün beşgenin köşeleri ise bunlar şöyle birleştirdiğimizde demek ki bir düzgün beşgen elde edeceğiz. Şöyle bir düzgün beşgenimiz olsun. Aynı zamanda D, E, F düzgün pardon bir eşkenar üçgenin köşeleri imiş. Yani bu da bir eşkenar üçgen. O halde Şunların eşitlikleri bir görelim. Şu düzgün beşgenin kenar uzunluklarının hepsi birbirine eşit. Aynı zamanda eşkenar üçgenin kenar uzunlukları birbirine eşit. Bizden F, A, e açısının ölçüsü istenmiş. Zaten arkadaşlar eşkenar üçgenin açıları 60 dereceydi. Bunlar 60, 60, 60. F, A, E doğru parçasını açısını istiyor. Biz F ile A'yı birleştirelim. Bizden istenen açımız şuradaki açı. Burada bakın yine bir ikiz kenarlık görmüş oluyoruz. Şu ikiz kenarlıkta e, önce şurasının toplamı 108 derece idi. O 108 dereceden 60 çıkardığımızda buraya 48 kaldı. Peki burada ikiz kenar üçgenimiz var gördüğümüz gibi 108'den, şurayı işlemini yapalım, 180'den özür diliyorum. 180'den 48'i çıkardığımızda 132 derece. 132'yi de 2'ye böldüğümüzde 66 derece. Yani bir ikiz kenar üçgenin taban açıları olduğu için bunlar 66 derece olarak bizden istenen açının ölçüsünü bulmuş oluyoruz. Beşinci sorumuzda A, B, C, D ve E noktaları bir düzgün çokgenin ardışık köşeleridir denmiş. Bu düzgün çokgen tamamlandığında kaç kenarlı olur? Arkadaşlar şunu unutmayacağız. Hiçbir zaman çok çok önemli bir nokta. Bir düzgün çokgenin kenar sayısını soruyorsa dış açı nedir? Dış açıya ulaşmamız gerekiyor önce. Dış açıya ulaşalım. Dış açıya ulaşmanın yolu şu. Şuradaki açının ölçüsüne biz A dersek. Şu açı da A. Çünkü ikiz kenar üçgen var burada. O halde bir iç açının ölçüsü şu iç açının ölçüsü gördüğümüz gibi 162 artı A derece. O halde şu açımızda 162 artı A. Bir, bu da düzgün çokgenin bir iç açısı olduğu için 162 artı A olur. Ve BCD üçgeninin iç açılarının toplamını aldığımızda 162 artı A artı 2A yani 162 artı 3 A 180 demektir. Buradan A eşittir. 6 derece bulmuş oluruz. Peki değerli arkadaşlar A açısını 6 bulduk. Bu ne işimize yarayacak? Biraz önce sorduğumuz soruya cevap bulacağız. Burada 6 ise burası 6. Hani hepimizin bildiği bir şey vardı. İki iç açının toplam bir dış açıya eşit. A yerine 6 yazarsam 6 artı 6 Toplamı 12 yapar. Yani dış açının ölçüsü 12 derece bulduk. Dış açının formülü de dış açı eşittir. 360 bölü n yani 12'ye eşit. Bu çokgenin kaç kenarlı olduğu işleri dışarı çarpımı yaptığımızda 30 tane kenar olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar 6. soru. Yine benzer bir mantık. Burada da şunu unutmayacağız. Bu kural vardı. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Bir düzgün çokgende bir köşeden ardışık köşegenler çizildiğinde aradaki açılar eşit olur ama bunlar ardışık olmadığı için A'dan E'ye ve A'dan D'ye birer köşegen çizerek ardışık köşegenler haline getiriyorum ve buradaki 36 derecelik açının 3 eşit parçaya bölündüğünü söyleyebiliriz. Böyle bu kuralımız vardı. 12 12 burası da 12. Ve en son kenarla yaptığı açının ölçüsü de yine 12'ye eşit. Hani köşegeninde yok artık. En son kenarla yaptığı açı. Buradaki açının ölçüsü yine 12 derece demektir. Çünkü bir ikizkenar üçgen oluştu. Ve yine şunu göreceğiz. Bir dış açıya ulaşıyoruz. Bize çünkü kenar sayı soruluyor. Kenar sayı soruyorsa dış açıya ulaşacağız. 12 artı 12 iki iç açının toplamı 24 derece. Yani çokgenin dış açısı eşittir 24 derece. Dış açı dediğimiz 360 bölü n o da eşittir 24 derece ise işler dış çarpımı yaptığımızda kenar sayısı 15 olarak elde edebiliriz. 7. sorumuzda ise arkadaşlar yine çok önemli bir kuralı burada hatırlatmak istiyorum. Düzgün beşgende ee, şu doğru parçası A'dan K'ye çizilen doğru parçası simetri ekseni idi. yani yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay olacak idi. Peki düzgün beşgenin bir kenarının uzunluğu 8 cm verilmiş. Burası 8 ise diğer kenarın uzunluğu da 8 cm. Ve bir şey yine hatırlatacağım. Açı ortay konusunda, üçgende de açı ortay konusunda şöyle bir kuralımız vardı. Açı ortay olduğunda kenarla kenarın tabanın oranı bu kenarla bu tabanın oranı eşitti. Yani burası 8, burası 5 olduğunda şuranın uzunluğuna 8K, buranın uzunluğuna 5K diyebiliyorduk. Ee, bizden istenen oran zaten dikkat edersek BP bölü FP oranı istenmiş. Yani şu oranın şu uzunluğun şu uzunluğa oranı. O zaman 8 bölü 5 bizden istenen değer elde edilmiş olacaktır. 8. sorumuzda ise arkadaşlar bir düzgün beşgen verilmiş. X kaç derecedir? Yine şunu bir hatırlıyoruz. Düzgün beşgende tüm köşegen uzunlukları birbirine eşitti. Bu hepimizin çok iyi bilmesi gereken bir kural. Dolayısıyla şunu çizdiğimizde BE köşegeni ile AD köşegeninin eşit olduğunu söyleriz. Aynı zamanda şunlar da eşit verilmiş bize. O halde bir eşkenar üçgen oluştu burada. Bu eşkenar üçgenin her bir açısının ölçüsü 60 derece. Şu açı bütün olarak 60 derece. Zaten düzgün beşgende yine şu açının 108 36 36 olduğunu biliyoruz. O halde toplam 60'tan 36'yı çıkarttığımızda 24 derece bizden istenen x açısının ölçüsü elde edilir. 9. sorumuzda ise düzgün altıgenin çevresi 36 cm olduğuna göre boyalı bölgenin çevresi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şunu bir hatırlayalım yine x dediğimizde bir kenarın uzunluğuna düzgün altıgende şu açının 120 olduğunu, şunların 30 30 olduğunu biliyoruz. O halde 120 30 üçgeninden şu kenarın uzunluğu x kök 3 santimetredir. Peki çevresi 36 demek 6x eşittir 36 yani x eşittir 6 santimetre. x 6 ise bizden istenen boyalı bölgenin çevresi burada da bir x kök 3 var. Burada da x kök 3 var. Yani o halde 3 çarpı x kök 3. x yerine de 6 yazdığımızda 18 kök 3 santimetre boyalı bölgenin çevresi elde edilir. 10. soruda düzgün altıgende verilene göre x uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şunu bir görelim önce arkadaşlar. Düzgün altıgende şu A'dan C'ye çizdiğimizde Yine 120 30'u hatırlıyoruz. Pardon. Şurada 120 derece, burada 30 ve 30 derecemiz var. Ve bir kenarın uzunluğu 6 verilmiş bize. O halde bu kenarda 6, 6 deriz. Ve 6, 6 ise şu kenarın uzunluğu 6 köküç santimetre. Ve düzgün altıgen sorulan da yine çokça kullanılan bir olay var. Tamamı 120 olduğu için şu açı 30 ise geriye ne kalır? 90 derece kalır. Yani burada bir dik üçgenimiz var. O halde x'in karesi eşittir. 6 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Buradan x kare eşittir. 108 artı 16 topladığımızda 124 bulunmuş olur. 124'ün kare kökünü aldığımızda kök 124 bu da 2 kök 31 santimetre olarak buluruz. 11. sorumuzda ise düzgün sekizgeninde verilenlere göre boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar düzgün sekizgende bir açının 135 olduğunu bir hatırlayalım ve şu doğru parçası buna paralel. O halde burada bir 45 derecemiz var. Aynı zamanda bu doğruların birbirine paralel olduğunu biliyoruz. O halde şuradaki açıların her birine 90. Yani ortada boyalı bölgemiz bir dikdörtgen. Peki bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulmamız lazım. Ne verilmiş bize? BE uzunluğu 4 artı 2 kök 2. Şimdi bunu kullanarak biz bir kenar uzunluğuna ulaşmaya çalışacağız. Burada şöyle bir dikme çizersem D noktasından. Aynı zamanda C noktasından bir dikme çizersem. 90 burası 90 ve 45-45 derecelik açılar olduğunu biliyoruz şurada. Hemen şunu kullanalım. Şu parçanın uzunluğuna A dersem şurası A olur. Aynı zamanda şu uzunluklar AA olur. Ve şu uzunluk A kök 2 santimetre deriz. Yani düzgün sekizgenin bir kenarı aslında 2 A kök 2 olur. Peki, şurada da sekizgenin bir kenarı var. A kök 2. O halde şurası da sekizgenin bir kenarı gördüğümüz gibi burasına da a kök 2 geldi. Ve eb'nin uzunluğu bize verilen eb uzunluğu 2a artı a kök 2 eşittir. 4 artı 4 kök 2 imiş. 4 artı pardon 2 kök 2. Burada a parantezine aldığımızda 2 artı kök 2 Eşittir. Burayı da iki parantezine aldığımızda iki artı kök iki. Gerekli sadeleştirmeler yaparsak şunla şu gitti. O halde bizden istenen daha doğrusu A değerini bulmuş olduk. Biz A değeri iki santimetreymiş. Boyalı bölgenin alan isteniyor. Şimdi A2 ise bir kenarın uzunluğu A kök iki idi. A kök iki. Yani bir diğer ifadeyle iki kök 2 bir kenar. Diğer kenar da zaten bize vermişti. Bu kenarın uzunluğu da 4 artı 2 kök 2. O halde boyalı bölgenin alanı eşittir diyorum. Boyalı alan boyalı alan eşittir. Bir kenarımız 2 kök 2 çarpı diğer kenarımız da 4 artı 2 kök 2. Yani dağılma özelliğini uygularsak 8 kök 2 artı 8 santimetre kare, bizden istenen boyalı bölgenin alanı bulunmuş olur. Evet arkadaşlar, bu testimizin son sorusu. 12. soruya bakalım. 12. soruda bir düzgün altıgen verilmiş. Boyalı bölgenin alanı 9 kök 3 olduğuna göre altıgenin çevresi. Şimdi düzgün altıgenin bir kenarın uzunluğuna A dersek, şuranın A kök 3 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda şu açının 90 derece olduğu çokça kullanılıyor Artık Bunları öğrenmemiz lazım. F ile C köşegenini birleş, köşelerini birleştirirsek. Aynı şey altta da oldu gördüğümüz gibi. 90 var. Burada A var. A kök 3 var. O halde üstteki kısmın alanı ile alttaki kısmın alanı birbirine eşit. Birini bulalım o halde. Şu üçgenimizin alanı yani S alanı eşittir. A çarpı A kök 3 bölü 2, bir tanesi bu. Düzgün altıgenin boyalı bölgenin alanı 9 kök 3 verilmişti. Yani 2s eşittir 9 kök 3 verilmişse, s alanı 9 kök 3 bölü 2. Biz bunu bulduğumuz değeri eşitlersek şuna, yani A kare kök 3 bölü 2'ye eşitlersek. Buradan sadeleşmeler yaparız. A eşittir. 3 değeri buluruz. Son olarak altıgenin çevresi sorulmuş. Bir kenar A olduğuna göre çevresi 6 tane A. Çevre eşittir 6 A. A yerine de 3 bulmuştuk. 6 çarpı 3 18 santimetre. Bizden istenen altıgenin çevresi bulmuş oluruz.